Bonsoir les Kardèches, j'espère que vous allez bien. Vous êtes bien sûr Radio Kardèche avec Tonton Barry. Ce soir, nous allons faire une émission un petit peu exceptionnelle. On va parler, nous allons parler les Kardèches de la famille donc de l'Empire ottoman. Nous allons parler, c'est quoi les Sheikhzadeh, donc les princes, les sultans et comment ça se passe. Et on va plutôt parler également de la fin de règne de l'Empire ottoman, des sultans, comment ça s'est passé, qui a été déporté, qui n'a pas été déporté, pourquoi ils ont été déportés, qu'est-ce qui s'est passé. Donc on va vraiment aujourd'hui tourner autour de la famille ottomane et les descendants de la famille ottomane. Ils sont où en France ou ailleurs, dans le monde entier, où est-ce qu'ils ont été expatriés, que seront-ils devenus. Donc ce soir, nous faisons une émission sur la famille ottomane des Kardèches. Bienvenue à vous, bienvenue à Radio Kardèche. Bien entendu, vous n'hésitez pas à partager avec grand plaisir, on sera avec vous. Ce soir, donc, l'émission sera faite avec l'historien Dr Ibrahim Pazan. C'est un historien qui est spécialisé dans la famille ottomane, qui connaît parfaitement l'histoire ottomane de A à Z. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser, on sera là avec vous, avec Dr Ibrahim Pazan. Merhaba kardeşler, umarım iyisinizdir. Bu akşamki programımız biraz özel olacak arkadaşlar. Osmanlı hanedanın ailesinden bahsedeceğiz. Son zamanlarında hani daha ilk önlere geçmiyoruz. Hani bu son dönemdeki hanedandan bahsedeceğiz. Kimler var, kimler yok, neredeler, nasıl gittiler, ne oldular? Hani bütün bu soruları cevaplayacağız arkadaşlar. 1924'te, biliyorsunuz 23'te Cumhuriyet kuruldu. Ondan öncesi hanedanlık vardı. Ondan sonra Cumhuriyet girdi ortaya. Ama ne oldu bu hanedanlık ailesi, ne oldu? Nereye gitti, nasıl yaşadılar, hayatta kimler var, kimler yok. Çok değerli Doktor İbrahim Pazan tarihçimiz var. Onunla burada istiyoruz ki şu anki durumda Türkiye'de. Onunla bağlanacağız ve programı onunla yapıyoruz. Evet, hemen isterseniz vakit kaybetmeden bağlanalım. Merhaba İbrahim Pazan, Doktor İbrahim Pazan. Programa girmeden önce doçent Doktor İbrahim Pazan mı, yoksa sadece Doktor İbrahim Pazan mı? Sadece doktor efendim. Tamam, oldu. Bir yerde bir doçent görmüştüm de, dedim şimdi onlar da bir şeydir. Nasılsınız, iyi, evet, misiniz? Teşekkür ederim efendim. Bu vesileyle Fransa'daki ve bütün Avrupa'daki soydaşlarımıza, bizi dinleyenlere ve seyredenlere merhaba diyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok çok teşekkür ederim. İnanın bu akşamki program benim için çok önemli. Şahsime konuşuyorum. Benim gibi burada yurt dışında yaşayanlar çok var. İnşallah bu program hepimize konuşur. Biraz önce size dediğim gibi Türkiye'de Şehzade varlığını ancak 1,5 sene, 2 sene öncesi öğrendim. Hani bilmiyorduk, çünkü biz burada yaşadığımızdan dolayı Türkiye'deki tarihimizi pek öğretmiyorlar burada. Onun için bu tür programlar bizim hani yurt dışındaki vatandaşlar için, hani yurt dışında nerede olursa olsun çok önemli ve çok bizim için değerlisiniz. Bu tarihimizi bizi hatırlatmak için tekrar çok çok teşekkür ediyorum İbrahim Pazan, Doktor İbrahim Pazan. İyisiniz, İstanbul'dasınız, neredesiniz? Çok şükür efendim, ben İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde, tamam, ikamet ediyorum. Tamam. Aşağı yukarı 23 seneden beri tekrar talebelik yıllarımızdan sonra tekrar İstanbul'a geldik. Efendim, burada tarih çalışmalarımızı şu sıra pandemi sebebiyle evden yürütüyoruz. Evet. Birçok kimse gibi biz de. Şunu da ben söylemek istiyorum kıymetli dinleyicilerimize, seyircilerimize. Evet. Ben de aslında eskiden Almancı diye tabir ettiğimiz bir aileden geliyorum. Rahmetli babam 1964 yılında, ben ilkokula başlarken, Almanya'ya ilk gelenlerdendi. 30 yıl Almanya'da çalıştı ve Almanya'da vefat etti. Allah rahmet eylesin. Cenazesini geldi uçakla götürüp sizin de memleketiniz olan Mustafa Kemal Paşa Bursa'ya defnettik. Ben de lise çağlarımda 73, 74, 75 yıllarında tatillerimi hep Almanya'da geçirdim.
Dolayısıyla bu gurbetçi kardeşlerimizin durumlarını çok iyi biliyorum. Çünkü ben de öyle bir aileden geliyorum. Rahmetli annem 30 sene aslında dul yaşadı. İşte biliyorsunuz senede bir ay izinleri olur bizim çalışan kardeşlerimizin. Evet. Bir ay gelirler, bir ay sonra dönerler. Böyle bir aile ortamında yetiştik. Evet doktor haklısınız. Ki dünyada çok küçük. Siz de Mustafa Evet. Kemal Paşa doğumlusunuz. Ben de Mustafa Kemal Paşa. Ya sizin Evet. o internet siteniz var. Çok güzel internet siteniz var. Hani zaten ben yazdım. Hemen isminizin yanında yazdım. Millete görebilir. Arkadaşlar görebilirler. İbrahimpazan.com sitesine girdiğiniz zaman çok mükemmel bir site yapmışsınız. Hani dolu böyle. Çok güzel haberler var. Aile hani hanedan ailesinin böyle ağacı var. Orada görebiliyorlar kim ne olduğunu. Ve orada bir baktım. Mustafa Kemal Paşalı. Olamaz bu kadar tesadüf. Evet. Dünya küçük dediğiniz gibi. Evet. Hocam şöyle ben programa girmeden önce her zaman için konuklarımın neden bu branşını seçtiğini merak ediyorum. Mesela siz tarihi içinizde tarihi seviyor muydunuz? Osmanlı tarihini seviyor muydunuz? Nasıl girdiniz buraya? Hani hangi hedefle, niye düşünerek bu tarihçiliğe girdiniz? Efendim ben aslında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu elektronik yüksek mühendisiyim. İşte sizin gibi böyle tarihe de öteden beri, lise çağlarından beri meraklı olduğum için ve o devirlerden beri yazıp çizdiğim için kardeşim sen mühendis adamsın, tarihle niye ilgileniyorsun diyenlere cevap olmak üzere 50 yaşına yakın doktora yaptım. Yani bundan 15 sene önce. Evet. Tarih doktoru unvanını da aldık ki bu tip soru soranlara bir cevap vermiş olalım. Düşünün ben üniversite talebesiyken 1977 yılında Hindistan'da İngiliz hakimiyeti diye bir yazı serisi yayınladım bir gazetede. Tamam. Ve Osmanlı'nın girdiği o Kırım Harbi'de olan hadiseler, Kırım Harbi'nde biz İngilizlerle, Fransızlarla nasıl müttefik olup Ruslara karşı savaştık. Ama o sırada bu İngilizler diğer bir Türk devleti olan Timur hükümdarlığını Hindistan'da nasıl yok ettiler onu anlatmışım. Yani 77 yılından söz ediyoruz. O tarihten beri de çok çalışmalar yaptım. İstanbul'a da işte tekrar dönünce Ankara'dan 23 sene önce İstanbul'da şehzadelerle, sultanlarla tanışmak nasip oldu. Onlar bizim bu devletimizi yönetmiş, 623 sene Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetmiş padişahların soyundan geliyorlar. Herhangi kimseler değil. Efendim, onlarla tanışmak, onların hatıralarını dinlemek hep ilginç gelmişti bana. Nitekim o tarihten beri Osmanlı'dan ne kalmışsa geriye şehzade dediğimiz zaman padişahın soyundan gelen erkek üyelere diyoruz. Çünkü bizim Türk ananesinde nesil erkek tarafından geliyor ve tahta da ancak şehzadeler geçebiliyor. 623 sene hep böyle olmuş. Bu devam ediyor bu alışkanlık. Padişah soyundan gelen erkek üyelere, bu ailenin erkek üyelerine şehzade diyoruz. Tamam. Bugün hayatta çok şükür 24 tane Osmanlı şehzadesi dünyanın çeşitli yerlerinde hayatlarını sürdürüyorlar. Yani Osmanlı hanedan ailesi bitmiş değil. Evet. Zaten Abdülhamit Kayıhan bu Fransızca biz flambeau deriz. Hani bu şehzadeliği üstlenmiş olan şehzade olarak ortaya çıkıyor. Ve radyo kardeşi iyi tanır zaten. Yani buradan ona dinliyorsa bile selamlar ona. İki kere çıktı radyo kardeşte. Ve aynı zamanda Ey Yok Dernek Başkanı Sevgi Çelik Hanım'a buradan çok çok teşekkür ederim. Onun sayesinde, onun vesilesiyle sizlerle bu programı yapıyoruz. Radyo kardeşim bir elemanıdır. IDB Defan'la program yapıyoruz ve sizin gibi çok değerli abilerimiz, kardeşlerimiz, ustalarımızı bize tanıştırıyor ve biz de elimizden geldiği kadar yurt dışındaki kardeşlerimize tarihimizi ve Türkiye'mizi yaşatmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bize. İsterseniz hemen konumuza gelelim. Bu tam konu için girmeden önce
1924'ten hani şehzadelik işte hanedanlık 1924 23'e de kadar diyelim hani görevlendirdi. Türkiye yani Türkiye değil hani Osmanlı İmparatorluğu'nun yöneten bir aile olarak yaptı. Ondan sonra Cumhuriyet geldi. Devrim oraya nasıl gittiğini tam programa girmeden önce bu aileden hani hanedanlık ailesi nasıl çalışıyordu, nasıl gidiyordu bize anlatabilir misiniz? Çünkü çok acayip şeyler duyuyoruz mesela hani bir padişah devre geçtiği zaman aşağıdaki şehzadeler birbirini öldürüyorlarmış falan filan böyle bir tek kalması için zaten bir programda dinledim sizi ondan da giriyordu konuşuyordunuz bayağı ilgimi çekti hoşuma gitti. Onu isterseniz bir dekor diyoruz biz Fransa'da. Hani ortamın dekorunu bir koyalım burada. Hani nasıl oluyordu? Ve ondan sonra yavaş yavaş gel programımıza başlayalım. Ne dersiniz? Evet. Efendim o padişahların tahta geçtikten sonra kardeş katli meselesi ayrı bir konu. Bu konuda maalesef istismar ediliyor. Bu öne sürülerek Osmanlıların vahşi oldukları, kardeşlerini katlettikleri taht için filan öne sürülüyor. Krallar da aynı Böyle yapıyordu. bir şey söz konusu değil. Osmanlı tarihi çok uzun bir süre, 623 sene. Bakın daha bu genç cumhuriyetimizin 100. senesi bile tamamlanmadı. Başımızdan ne olaylar geçti, öyle değil mi? Doğru. Dolayısıyla 623 sene içerisinde saysanız bu kardeş katli meselesinde 40'ı 50'yi geçmez. Bunların bir çoğunluğu da belli bir devreye sıkışmıştır. Son dönemlerde yani Sultan II. Mahmut, Sultan II. Mahmud'un oğulları, Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz, son dört padişah, bunların zamanında böyle bir katil söz konusu değil. Daha önceki dönemlerden Kanuni devrinde, onun oğulları ve torunlarının devrinde olan hadiseler bunlar. 1924'e gelecek olursak, 1924 neden 1924? Çünkü Lozan Anlaşması imzalanmıştı. Evet. Lozan Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşma neden önemli? Çünkü Türkiye Devleti'ni uluslararası camiada tanıyan ve tanınmasını sağlayan bir anlaşma bu. Evet. Hocam isterseniz oraya geçmeden önce biraz hani Fransızca da tercüme edeyim. Hani özetleyeyim dediklerimizden ve parça parça geçelim. Ki Peki. hani bazı gençlerimiz benim gibi fazla Türkçesi yoktur idare ediyoruz. Bazı arkadaşlar Peki. Fransızlar da hani dinliyor bizi. Onun için onlar da bilsinler tarihimizi bilsinler ki hani abuk subuk şeyler kafasında kalmasınlar. Regardez donc Tamam. j'ai posé la question concernant donc les sultans ottomans tout ça comment ça se passait parce qu'il y a beaucoup de bruit qui court comme quoi les frères entre eux s'entretuaient pour avoir le pouvoir quand le père serait décédé. Et donc l'autre docteur Ibrahim Pazan qui est historien il dit écoute effectivement il y a eu des faits comme ça mais en 650 ans il n'y a eu que 20-30 cas qui a été répertorié c'est pas la généralité. Voilà, c'est comme du temps des rois, et effectivement, il y a des princes qui, pour avoir le pouvoir, souvent tuer le grand frère et tout ça, pour essayer d'avoir le pouvoir. Ça s'est fait, c'est pas, on ne nie pas, mais c'est pas une généralité. Donc, on va exclure le fait que les princes ne s'entretuent pas pour garder le pouvoir. Evet, ah oui, et ensuite on arrive donc la date de 1924, pourquoi elle est importante? Elle est importante parce que c'est donc la signature du traité de Lausanne et la reconnaissance de la Turquie moderne par les autres pays. Et là, on commence vraiment notre programme. Teşekkür ederim İbrahim Hocam. Devam edelim. 24'te Lozan Anlaşması'na devam edelim. Evet, şimdi Lozan Anlaşması yeni Türk Devleti'nin dünyaca tanınmasını sağlayan bir anlaşma. Çünkü malumunuz ben devlet kurdum demekle kurulmuyor. Evet. Nitekim kaç sene önce değil mi? 74'te kurulan Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan ülke sayısı çok az. Çok az. Yani dünyanın sizi tanıması lazım ki legal bir devlet olasınız. Lozan Anlaşması da beğenin beğenmeyin, savaştan çıkmış bir imparatorluğun yerinde kurulmuş yeni devletin tanınması için bir uluslararası anlaşma. Fakat anlaşma imzalanmış, ancak taraf ülkelerin parlamentolarından geçmesi ve imzalanması gerekiyor. İngiltere en önemli imzalaması gereken ülke İngiltere
bir buçuk sene bunu geciktirdi, imzalamadı. Çünkü Lozan Anlaşması'nın maddelerinde açık olarak yazmasa bile halifenin ilga edilmesi, ortadan kaldırılması bir şart olarak koşuluyordu yeni Türk Devleti'ne. Yani siz halifeliği kaldırırsanız Lozan Anlaşması'nı biz İngiltere parlamentosundan geçirir imzalarız deniyor idi. Hani Ve peki bunda yazılar var mı? Çünkü hani ya yazılar olmasa bile konuşmalar var bu konuda. Nitekim bir buçuk sene geciktiren, imzayı geciktiren İngiltere, halifeliğin kaldırılması ve Osmanlı Hanedanı'nın yurt dışına sürülmesinden 2-3 ay sonra Lozan Anlaşması'nı imzalayıverdi. Buradan da anlıyoruz ki İngiltere'nin beklediği şey halifeliğin kaldırılmasıydı. Çünkü halifeliği çok tehlikeli bir araç olarak görüyorlardı. Çünkü o zaman İngiltere'nin toprakları üzerinde Türkiye'dekinden çok daha fazla Müslüman vardı. Halifenin bu sıfatını kullanarak İngiltere'nin toprakları üzerinde, sömürgeleri üzerinde yaşayan Müslümanları ayaklandırabileceği, onlara etki edebileceğini düşünerek bu silahın Türkiye'nin elinden alınmasını şart koşuyordu. Nitekim mecbur kaldılar. Yeni Türk Devleti'ni kuran kadro halifeliği kaldırdı. Osmanlı Hanedan üyelerinin tamamının yurt dışına içinde koydu 3 Mart 1924 günü. Ve bundan 3-4 ay sonra Lozan Anlaşması İngiltere tarafından da tasdik edilerek artık Türk Devleti'nin önünde hukuki bir problem kalmamış oldu. Bu sebebi budur, benim tahlilim budur yani. Ya şimdi bu halifeliği kaldırılmaktan bir şey öğreniyorum. Hani dediklerinize inanıyorum, hani öğreniyorum da. Şimdi Arap ülkeleri Türkiye'yi suçluyorlar bu konuda. Genel olarak bu yurt dışında Paris'te genellikle çok Araplar var. Neymiş? Atatürk geldiğinde halifeliği kaldırdığından dolayı İslamiyet'e karşı büyük bir darbe vurduğunu söylüyor, söz konusu olduğunu söylüyor. Ve halifeliğinin son olması, Türkiye'deki son olması İslam'ın temsilcilerini yok etmiş olduğundan dolayı bayağı Türklere bir kinlik topladığından da duyuluyor buradan, konuşuluyor. Bundan da bir duygunuz var mı sizin? Bir bildiğiniz var mı Türkiye'den? Şimdi efendim, o zaman dünya büyük bir harpten çıkmış. Cihan Harbi dediğimiz harpten çıkmış. Çeşitli devletler ortadan kalkmış. Bunun yanında Osmanlı İmparatorluğu da parçalanmış. O durumda bu tip mülahazaların, düşüncelerin yeri yok. Nitekim cetvelle çizilmiş haritadaki yerlerde o Arap ülkeleri kuruldu. Evet. O Arap ülkeleri, o zaman bizi tenkit eden Arap ülkelerine İşte cetvelle çizdiler, burası Ürdün dediler, burası Mısır dediler, burası Suriye dediler, burası Irak dediler. Ve kendi seçtikleri adamları onların soyundan, sopundan olsa da başlarına getirdiler. Böyle uydu devletler kurdular. Yani o zaman kimsenin efendim bu konuları düşünecek hali yoktu. Dediğim gibi İngiltere başta olmak üzere taraf ülkelerin dayatmasıyla bu halifelik kaldırılmıştır. Bunu şuradan anlıyoruz. Kaldırıldıktan hemen 3-4 ay sonra 1,5 sene bekletilen bu anlaşma imzalanmış ve artık yeni Türk Devleti'nin yöneticilerinin önünde hukuki bir engel kalmamıştır. Yani ben mecbur kaldıkları için bunu yaptıklarına inanıyorum. Evet, ediyorsunuz ki yani Lozan Anlaşması'nda masa altında anlaşmalar oldu. Onları ortaya çıkarmadık ama hani nasıl şu anki durumda Türkiye'yi Avrupa'ya sokmak için ilk önce ne diyorlar? Ermenilere karşı yapmış olduğunuz söz, hani soykırımı tanımanız gerekiyor. Nereden çıktı bu? Hani bu koşuyorlar ve diyorsunuz ki İngilizler de o zaman tabii ki 1923'te 20 civarlarında 20 senelerinde Türkiye'de bayağı güçlüydü. Onların koymuş olduğu koşullar diyorsunuz. Evet. Şu anda mesela şimdi güncel siyasete de sokacaksınız belki beni. Şu anda Türkiye bir döviz, dolar, euro saldırısıyla karşı karşıya. Hiç ortada bir şey yokken dolar ve euro iki katına çıktı. Bunlarla ilgili hiçbir anlaşma, sözleşme, yazılı bir şey yok. Ama biz alttan alta biliyoruz ki Türk devletini zayıflatmak, çelmelemek,
hafifçe başını kaldırmış olmasından rahatsız olan bu ülkeleri çok tedirgin etti. Dolayısıyla bu tip saldırıları yapıyorlar. Belki de 100 sene sonra işte bizim gibi program yapanlar aynı halifelik nasıl kaldırıldı dedikleri gibi, ya bu dolar nasıl bir ayda iki katına çıktı? O zaman da sorunca böyle cevap verecekler. Hocam şimdi biraz konu dışarı çıkalım ama konuyla biraz ilgili şu anki duruma, çünkü bayağı sıcak konuya değiniyorsunuz. Lozan Anlaşması'ndan bahsediyoruz. Benim burada çok değerli bir avukatımız var. Arap avukatı var ve Türkiye'yi çok sever. Türkiye'deki TRT Arabik'te çok programlar yapar. Ve bana bunları, bu sözleri söyledi. Bahri dedi, Türkiye dedi, ister Cumhurbaşkanınızı sevin, ister sevmeyin, 2023 senesine kadar arkasında olun. Çünkü dışarıdaki ülkeler Türkiye 2023'e kadar, Türkiye'yi batırma ellerinden gelecek kadar hani batırma kalkacaklar dedi. Ki işte 15 Temmuz hikaye olaylarından bahsedelim. Ondan sonra işte ekonomik savaşa girdik. Şimdi döviz savaşına sokuyorlar bizi. Hani ellerinde 2023 senesine kadar Türkiye'yi tamamen hani nasıl Irak, Suriye gibi ülkeleri batırdığı gibi Türkiye'de batırmak istiyorlar diye söyledi bunu. Şimdi bir de Lozan Anlaşması'nda bazıları evet diyor, bazıları hayır diyor. Ben okudum ama pek anlayamadım bunu. Bir 100 yıl anlaşması var diye var söz konusu varmış. Hani Türkiye işte petrol çıkaramazmış. Yer altını kurtaramazmış. Tam özgürlüğünü 100 yıl sonra hani ele getireceğini söylüyormuş ve bu 100 yıl yaklaştığından dolayı yurt dışındaki güçler Türkiye'yi batırmak için ellerinden geldiği kadar gücü kullanıyorlar. Şu anki durumda tabii ki Türkiye'nin lirasına saldırıldığını hepimiz görüyoruz. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ondan sonra konumuza geçelim. Tamam. Şimdi Lozan Anlaşması'nın bütün maddeleri gizli saklı değil. Bunlar hem İngilizce hem Türkçe olarak internette bile bulabilir Evet. kıymetli dinleyicilerimiz. Ancak dediğim gibi bütün konuşulanlar yazılı hale geçirilmiyor. Bir de böyle arka planda konuşulmuş, görüşülmüş ve bir takım olayların gerçekleşmesi için ön şart olarak sürülmüş konular var. 100 sene evvel bu halifelik ve Osmanlı Hanedanı konusuydu. Evet. Bugün de yine bir sözleşme, bir anlaşma, yani biz Avrupa Birliği'ne sorduğumuz zaman, yani yöneticilerimiz, devlet adamlarımız, kardeşim siz Hristiyan kulübü müsünüz? Bizi almayacak mısınız? 50 senedir bekletiyorsunuz. Almayacaksanız söyleyin dediğimiz zaman, hayır efendim öyle bir şey yok. Kriterleri gerçekleştirmenizi bekliyoruz. Hristiyanlıkla alakası yok diyorlar. Ama biz içten içe bunu çok iyi biliyoruz, öyle değil mi? Çok doğru. Yani hiç Avrupa'da girmesi mümkün olmayan Bulgaristan, Yunanistan, efendim bizim Romanya. Romanya. İstanbul kadar nüfusu olmayan yerler sokuldu. Dolayısıyla bütün Türk milleti, vatanını, milletini seven Türk milleti biliyor ki içten içe Avrupa, Amerika bizim ilerlememizi istemez. Çünkü bunu test ettiler. Şu 20 yıl içerisinde biraz kafamızı kaldırdık. Libya'ya uzandık. Azerbaycan'a uzandık. Oradaki savaşa tesir ettik. Efendim Katar'la dostluklarımızı arttırdık. İlerliyor dostluklarımız. Bu bölgede Türkiye'nin söz sahibi olması rahatsız ediyor onları. Yani niçin rahatsız ettiğini de çok iyi anlıyoruz. Yani bu parasal bir şey. Onların para kaynaklarına ortak olmuş oluyoruz. Doğru. Onlar sömürüyorlardı. Halbuki biz sömürmüyoruz. Bizim öyle bir şeyimiz yok. Karşılıklı ticaret yapmak istiyoruz. Ona bile müdahale etmek istiyorlar. Evet. Dolayısıyla böyle bir coğrafyada Allah bizi yaratmış. Bu Anadolu coğrafyası asırlardan beri böyle 40-50 sene sulh sükun sürer. Ondan sonra bir karışıklık, savaş başlamış. Hep böyle olmuş. Bu sıkıntılara katlanmaya alışmamız lazım. Ve bu sıkıntılara biz niçin maruz kalıyoruz? Bunu çok iyi bilmemiz lazım ki ben Avrupa'da yaşayan, bizi dinleyen kardeşlerimizin bunu çok iyi bildiğini, orada yaşayarak bildiğini ben biliyorum. Evet, peki bu 100 yıl anlaşması bu konuda ne diyorsun? Yok, öyle bir şey söz konusu değil ama olması da gerekmez. Olması da gerekmez. Fiilen uyguluyorlar şu anda. Evet. Yani biz mesela Irak başbakanını çağırıyoruz, pat Ankara'ya geliyor. Aramız iyi ama biz gitsek
Musul'daki petrolleri biz işleteceğiz desek müsaade etmezler. Aman aman. Yani her şeyin yazılı olmasına gerek yok. Uyguluyorlar adamlar bu kısıtlamaları. Çok haklısınız. Evet, konudan dışına çıkmıyoruz şimdi. Hemen hanedan ailesine gidiyoruz. Osmanlılar, şehzadeler neler oldu, evet, neler olmadı. Evet, 1924'te hani hilafetin kaldırılması ve Osmanlı hanedanın vatandan çıkarılması hazırlayan sebepler nedir? Doğru, hani niye hani bu hanedanları vatandıktan çıkarıldı? Tamam, hani yeni devreye geçiyoruz da niye 600 seneyi geçmiş, 700'e yakın Türkiye'yi bugüne buraya kadar gelmiş. Ne oldu da böyle bir aramızda bir anlaşmazlık oldu da birden çıkarız bütün aileyi? İşte deminden beri anlattığım gibi nasıl hilafetin, halifeliğin kaldırılması harbi kazanan, Birinci Cihan Harbi'ni kazanan ülkelerin, özellikle İngiltere'nin isteği ise buna hanedanın vatandan çıkarılmasını da ilave ettiler. Çünkü 623 sene bu memleketi idare etmiş padişahların soyundan bu insanlar. Evet. Yani baktığımız zaman Sultan Osman Gazi, Sultan Kanuni, Yavuz Sultan Selimi, Fatih'in torunları, bu tip halk nazarında itibarı yüksek olan insanların bulunmasını istemediler. Yani bakarsınız bunlar bir güçlenebilir, etrafına adam toplayabilir, yeni kurulan cumhuriyete karşı bir harekete girişilebilir şeklinde düşündüler. Bunların da yurt dışına gönderilmesini talep ettiler. Hani kendi ülkelerini... Zamanki... Ama hocam burada anlamadığım bir şey var. Hani yurt dışındaki dediğimiz zaman Fransa vardı, İngiltere vardı, İtalya vardı orada, Yunanistan vardı. Şimdi hem onları istemiyorlar hem de kendi ülkelerini alıyorlar. Acayip bir şey değil mi bu? Hani aslında bu 1920 yıllarında yani hanedanlarla yurt dışındaki ülkeler yanlaşıyor gibi geliyordu. Hani başka tarihçilerle konuştuğumuz zaman bir Fransız tarihçimiz var Ankara'da. Kendisi Türkiye, burada anlatıyoruz Fransızca Türkiye tarihini. O zaman işte şehzadeler olsun, sultanlar olsun hepsi yanlaşıyorlarmış hani. Zaten Atatürk'ü bile engellemişler yani aman savaşmayın be işte gitmeyin etmeyin diye engelleme kalkmışlar. Bir taraftan seni istemiyoruz diyorlar, bir taraftan da kendi Fransa'da mesela şehzadelerin mezarları çok var. Orada evet. Anlamadığım bir şey var orada. Şimdi bu giden şehzadelere ve sultanlara ve diğer hanedan mensuplarına tek yönlü pasaport verdiler. Yani gidiş var, dönüş yok. Tamam. Hatta bunlara transit İstanbul'dan bir gemiye binse mesela, Mısır'dan bir gemiye binse, bu gemi rotası icabı İstanbul'dan geçse, bu gemide bulunan şehzade İstanbul'da inemiyordu. Dolayısıyla tek yönlü bir daha girmemek üzere verilen bir pasaportla Sirkeci'den trene bindirilen bir şehzade ailesiyle birlikte Avrupa'ya sürülmüş oluyordu. Yani onun mesela ilk durak olan Sofya'da kalması, ondan sonra veya bazılarının Budapeşte de kalması, daha sonra Viyana'da kalanlar oldu, daha sonra Paris'e kadar gidenler oldu. Efendim, oradaki o ülkeler tarafından kabul edilmesi bir yardım değil. Ne yapacaklar yani, gelen bir mülteciyi öldürecek halleri yok. Ama bunlar padişah soyundan gelen insanlar olarak vatanlarından sürülmüş oluyorlardı. Ve biz biliyoruz ki pek çokları bunların çok sıkıntılar çektiler. Yani bir padişah torununa, oğluna yakışmayacak işleri yaptılar aç kalmamak için. Geçim sıkıntısından Paris'te bir otel odasında bir yılbaşı gecesi intihar ederek vefat eden oldu. İşte sizin şu sıra mezarını yapmakla övündüğümüz Bobin'deki Abdurrahim Hayri Efendi. Evet, hemen isterseniz onun da şeyine koyup arkadaşlarımıza gösterelim burada. Gösterelim. Onun mezarı da uzun yıllar Bobin'de öyle perişan bir vaziyetteydi. Fakat Allah razı olsun, bu hükümet el koydu. Oradaki vatandaşlarımızın da, sizlerin oradaki sivil toplum kuruluşlarının da işin içine girmesiyle, efendim, evet, Sultan Abdülhamit Han'a yakışır, onun oğluna yakışır güzel mezarlar yapıldı hiç olmazsa.
Evet. Zaten şu anki mezarları görüyoruz burada. Evet. Biz Avrupa'daki Türkler.com sitemizde zaten onları nerede olduğunu harita üzerinde görünüyor o da. Bütün arkadaşlar onları görebilirler. Evet. Gerçekten şimdi o mezarlık bize çok yakın bir hani 10 dakikalık yerde. Yani gerçekten şimdi gurur duyuyoruz yani bu mezarları orada görünce. Çünkü en azından tarihimize sahip çıkmış bulunuyoruz bu konuda. Ne mutlu bize. Ama birkaç şeyler okuduğumuz zaman bu şehzadeler hakkında gerçekten çok üzücü yani. Şimdi oraya detaylara girmeliyim ama ikisi de birisi Abdülhamit de Nurettin Efendi mesela. Şehzade Ahmet Nurettin Efendi olsun yoksa Şehzade Abdurrahim Hayri Efendi olsun. İkisi de açlıktan öldü yani burada. Ahmet Nureddin Efendi açlıktan belki ölmedi. Diğer bir Sultan Hamid'in başka bir oğlu vardı. Ahmet Nuri Efendi, isim benzerliği var. Onun Nice yakınlarında bir yerde, bir parkta ölüsü bulundu. Evet. Ve ölüsü bulundu ve cebinden çıkan bir para ve kağıt vardı. Evet, onu yazdık Kağıtta evet. diyordu ki bu parayla benim efendim cenaze masraflarım ödensin. Yani onu biriktirmiş ama kendisi Nis'in kuzey kesiminde bir yerde vefat etti. Abdurrahim Hayri Efendi işte Paris'te bir otel odasında maalesef bir yılbaşı gecesi ilaç içerek intihar etti. O Bobini'deki Evet, yeni bugün. mezara yapılan. Yani bu sayın seyircilerimiz izliyordur Payitaht İstanbul dizisiyle Evet. bu ülke bu memlekette 33 yıl devlet başkanlığı yapmış Sultan Abdülhamit gibi bir padişahın olduğunu öğrendi. Yani bu diziler de sanıyorum oradan izleniyor değil mi Evet Bahri evet Bey? evet. Zaten şimdi de televizyonlar olsun her tarafta hani bütün dünyadan her şey izlenebiliyor artık. Evet. Biz bile bütün dünyadan Afrika'dan bile bizi izliyorlar yani. O güce sahip ol çıktık bugün. Eskisi gibi Evet, değil. yani senaryo gereği bazı böyle seyredilmesi için ilaveler yapılsa da insanlar Sultan Abdülhamid'i öğrenmiş oldular. Yani işte bunun 7 oğlu vardı, 7'si de sürülmüştü. Bu sürülenler içinde Sultan Abdülhamit Han'ın ailesinden çok fazla üye vardı. 7 tane oğlu, 6 tane kızı, ayrıca 6 tane torunu bu 154 kişinin içerisindeydi. Hanedan ailesi dediğimiz yani çekirdek aile, Evet. şehzadeler. Hani şehzade nedir bilmiyorduk diyorsunuz ya. Şehzade padişahın oğluna veya oğullarının oğullarına denir. Yani hanedanın erkek üyeleri. Evet. Yani bugün padişahlık olsa tahta geçecek insanlar anlamında. Anladım evet. Şehzadelerin veya padişahların kızlarına da sultan deniyor. Evet. Bunlar da 1924'te 42 kişiydi. Bu 42 kişi sultandı. Bizim sürgün kanunumuzun bir özelliği de diğer Birinci Cihan Harbi'nden sonra başka ülkelerin hanedanları da sürüldü. Fakat bizim sürgün kanunumuz çok geniş tutuldu. Yani mesela bir sultanın tahta geçmesi düşünülemez. Çünkü Türk töresinde tahta hiçbir zaman bir kadın geçmemiştir. Dolayısıyla bu aile üyelerinin, kadın aile üyelerinin işte saltanat davası gütmesi söz konusu değildi ama bizim sürgün kanunumuzun içine bunlar konuldular. Bununla da kifayet edilmedi. Sultanların çocukları da konuldu. Bununla da kifayet edilmedi. Sultanların eşleri ve şehzadelerin hanımları da konuldu. Dolayısıyla kafile 154 kişiye çıktı. Yani aslında 37 kişiyle sınırlı kalabilirdi. Yani 37 tane o 1924'te Osmanlı ailesinin erkek üyesi vardı. Sultan Vahidettin dahil 37 kişiydi bunlar. Evet. Ve bunlar 50 sene 50 sene vatana sokulmadılar. Peki onlar vatana sokulmadılar da hani nasıl hemen kabul ettiler mi mesela böyle hani geldiler karar alındı siz artık Türkiye'den gideceksiniz itiraz etmedi miler bunlar hani nasıl ikna edildi bunlar hani Bir kişi itiraz etti. O da Halife Abdülmecit Efendi. Halife Abdülmecit Efendi 3 Mart 1924'te kanun Ankara'da çıktı mecliste. Normalde kanunda 15 gün süre tanınıyor. Yani bu kanunun
resmi gazetede yayınlanmasından sonra 15 gün içinde vatanı terk ederler deniyor idi. Ancak bu kaide Sultan Halife Abdülmecit için uygulanmadı. Değil 15 gün, bir gece bile verilmedi. Daha o gece, yani 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece İstanbul Emniyet Müdürü ile efendim İstanbul Valisi Dolmabahçe Sarayı'na gelerek efendim halifeye kanunu tebliğ ettiler. Halife itiraz etti. Ben dedi hükümeti tanıyorum dedi. Ben devlet başkanı değilim. Reis-i Cumhur'a itaat ediyorum. Ben sadece halifeyim. Atalarımın dan miras kalan bu memleketten ben gitmem dedi. Fakat bir kere kanun çıkmış. Efendim valiye ve emniyet müdürüne bu emir verilmişti. Uzun uzun o gece tartışıldı. En sonunda artık halife de yapacağı bir şey yok. Ne yapabilir tek kişi? O gece onu bir taksiye bindirdiler. Herhangi bir nümayiş olur, onu destekleyenler toplanır, bir hadise çıkar diye korkulduğu için Sirkeci'den değil, efendim Trakya'daki bir istasyondan trene bindirildi. Oraya kadar, Çatalca'ya kadar taksiyle götürüldü. Halifenin kendisi, eşleri ve çocuğu Ömer Faruk Efendi. Diğerlerine de ertesi gün 4 Mart günü tebliğ edildi. Her şehzadenin oturduğu eve gidiliyor, polisler tarafından tebliğ ediliyordu bu kanun. Ve şehzadelere 3 gün verildi. Yani gazetede çıkmasından 15 gün sonraya kadar müsaade edilmiş olmasına rağmen bu uygulanmadı. 6 Mart akşamına kadar terk edeceksiniz derildi. 3 gün. Yani bu insanlar evi varsa satamadı, malı varsa elden çıkaramadı. Bu şekilde alat acele 3 gün içerisinde efendim Sirkeci'den, çoğu Sirkeci'den trenle Avrupa'ya gittiler. Bir kısmı da gemilerle evet, yolculuk ben yaptılar. De oraya gelecektim. Hani elleri boş, cepleri boş mu gittiler, yoksa birkaç varlıkları beden, yani elinize olanları alın gidin dediler. Hani tamam, evi satamadılar, onu anladım da mutlaka onların tabii ki paraları vardır. Bankalarda paraları vardır. Hani paraları alıp da mı gittiler, yoksa Hayır, bunlara 1000 İngiliz lirası devlet tahsisat yaptı, aile başına 1000 İngiliz lirası verdiler. Efendim malını haraç mezat elden çıkaranlar, elindeki işte bir gümüş takımı varsa onu ucuz pahalı satanlar olduysa bunu tabii ki kendileri alabildiler. Ama tabii bundan en çok efendim bu işin simsarları, bunu istismar edenler, onların bu zor durumundan istifade ettiler. Yani diyelim ki bir mesela sultanın kocası paşaydı. Çok muazzam bir resim koleksiyonu vardı elinde. Evet. Bugün mesela 10 milyar dolarlık mesela resim koleksiyonu, yüzlerce. Bunu 3 günde nasıl satacak? Evet. Bunu yok pahasına, efendim onda bir, yüzde bir fiyatına elden çıkardı. Kapıştılar böyle hanedanın mallarını. Evet. O zamanın böyle gözü açık adamları. Onlar da ne yapsınlar? Satamazsa bu sefer kalacak. Hiç olmazsa ucuz pahalı satayım da oradan gelen parayla bir müddet geçinirim dediler. Böyle evlerini, yerlerini, eşyalarını yok pahasına elden çıkartmak zorunda kaldılar. Evet, peki bu yeni kurulmuş olan Türkiye Devleti 1924'te biraz önce dediniz, hani İngilizler tarafından hani oradan yok, Türkiye sınırlarına çıkarılması istendiğini söylediniz. Türk Devleti mi aldı, yoksa baskı altında mı bu karar alındı? Şimdi bu yazılmış olmasa da bile Lozan Anlaşması'nın imzalanması için bir dayatma olarak öne sürüldüğünü ben inanıyorum. Ve zaten de 3 ay sonra İngiltere'nin 1,5 sene bekledikten sonra Lozan Anlaşması'nı hemen imzalamasından bu hanedanın gitmesini ve halifeliğin kaldırılmasını beklediğini anlıyoruz. Yani bunu aklı başında olan herkes anlar. Neden 1,5 sene bekledi de hemen bu hadise olduktan hemen sonra imzaladı? Yani onu anlamak lazım. Evet. Ancak bu yeni devleti kuran kadronun da işine geldi. Yani bu bir ayıplanacak bir şey değil. Yani
önünde bir sıkıntı çıkaracak. Daha sonra etrafına belki adam toplayıp yeni yönetimi taciz edecek. Halk nazarında itibarı olan Sultan Osman Gazi'nin, Fatih'in, Kanuni'nin torunları olan bu insanların gitmesi yeni yönetimin de işine geldi. Yani bir sıkıntıdan kurtarmış oluyorlardı kendilerini. Yani bunu böyle bakmak lazım. Her ne kadar bir insanlık faciasıysa da kişi olarak yani düşünsenize kucakta olan bir bebek de gitti. Bunun ne suçu olabilir? Bu insanlar hırsızlık yapmamıştı, uğursuzluk yapmamıştı. Yani vatanlarından sürülmelerinin tek sebebi padişah kanı taşımalarıydı. Herhangi bir adli suçları yoktu. Ama dediğim gibi hem bu dayatma oldu hem de onların gitmesi yeni yönetimin de işine geldi. Aslında Mustafa Kemal Paşa sadece erkek üyelerin gitmesini istiyordu. Yani 37 kişinin. Evet. Ama bizim bildiğimiz Hocam, yardımcısı İsmet Paşa oraya isterseniz biraz Fransızca tercüme edeyim. edin Çünkü bakalım. hepsini kafamda tutamam sonra biliyor musunuz? Tamam. Evet, tercüme edeyim biraz. Les kardeşler, donc on est en train de parler de comment la famille ottomane a été expulsée de Turquie et pourquoi, sous quelles conditions ils ont été expulsés et qui a donné disons les prérogatives d'expulser donc la famille ottomane du territoire de la Turquie. Alors ça se passe en 1924 et donc le professeur docteur Ibrahim Pazan nous explique que même s'il n'y a pas d'écrit, vous avez donc les Anglais qui ont demandé pour qu'un État comme la Turquie soit reconnu au traité de Lausanne, pour signer le traité de Lausanne, ils ont imposé des choses qui n'étaient pas forcément écrites. Comme en ce moment, il se passe avec la Turquie, la Turquie veut rentrer dans l'Europe, on leur impose des trucs complètement à abracadabrantes, hein, en disant, ouais, il faut reconnaître les génocides arméniens, ceci, cela, chose que la Turquie ne reconnaîtrait jamais, bien sûr. Mais voilà, donc ils ont ça n'a pas été écrit, mais ils ont demandé au gouvernement turc d'abolir le califat. Voilà, dire, écoutez, les conditions que l'on pose, c'est une, vous abolissez le califat parce que le califat pour les pays chrétiens était un danger, que deux personnes puissent continuer et être présenter un danger contre donc ces pays européennes, ou plutôt, disons, catholiques. Et ensuite, d'abolir également, d'expulser de la Turquie tout danger que pourrait présenter la famille ottomane. C'est pourquoi, donc, même s'il n'y a pas d'écrit d'après docteur Ibrahim Pazan, c'était des conditions qui étaient posées. Alors, il faut reconnaître, comme le dit docteur Ibrahim Pazan, c'est que ça a arrangé un petit peu quand même le gouvernement récent de Turquie, où, voilà, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas de possible de retour de bâton, où on va laisser sur place donc, les descendants de l'Empire ottoman, et qu'ensuite ils se rebellent contre le nouveau gouvernement. Donc, quelque part, ça les arrangeait. Ça les arrangeait, et c'est pourquoi ils ont accepté que donc on expulse de Turquie toute la famille pas royale mais ottomane. Evet, teşekkür ederim. Tercüme ettim kısacasını böyle. Şimdi gelelim konumuza bizim. Nereye gittiler bunlar? Hani nereye gönderildiler? Çünkü o zaman ne kadar olsa eskiden Türkiye toprakları, yani Türkiye'de Osmanlı'nın toprakları vardı bayağı hani geçmişten. Nerelere gönderildi bu hanedan ailesi? Şimdi 1924 Mart'ında dediğimiz gibi 37 tane erkek üyesi, 42 tane de kadın üyesi vardı. Ayrıca bu kadın üyelerinde Sultanzade ve Hanım Sultan dediğimiz kız ve erkek çocukları vardı. Ayrıca da sultanların eşleri ve şehzadelerin hanımları vardı. Toplam 154 kişi. Kanunun saydığı 154 kişi 1924'ün Mart'ında sürüldü. Bunlara şu ülkeye git, bu ülkeye git denmedi. Sadece tek yönlü bir pasaport verildi. Aile başına 1000 İngiliz lirası tahsisat verildi. Dediğim gibi satabildikleri mallarını satıp bu insanlar vatanı terk ettiler. Hatta bazıları inanamıyordu. Yani bu işte bir yanlışlık var. Bizim hiçbir suçumuz yok. Bizim dedelerimiz bu ülkeyi yönetti, savaş meydanlarında şehit oldu. Bizi bu ülkemiz, devletimiz bizi gönderemez. Bu yanlışlıktan çok kısa zamanda vazgeçilir, dönülür diyorlardı. Ve Mart
işte ilkbaharın başlangıcı olan bir aydı. Kışlık elbiselerini bile almadan efendim hemen döneriz ümidiyle yazlık elbiseleriyle gittiler. Ama ne yazık ki bu ümitleri boş çıktı. Kadınlar 28 sene, erkekler 50 sene ömürleri yetenler o da beklemek zorunda kaldılar. Vatana dönemediler. Hatta bunların cenazeleri bile Süre mi Türkiye'ye verildiler? alınmadı. Süre mi verdiler mesela tek yol bilet verildi ama erkekler hani birkaç sene dışarıda kalacaksınız ondan sonra gelebileceksiniz diye bir söz konusu oldu mu yoksa Hayır, komple gideceksiniz? onlara hiçbir zaman döneceksiniz denmedi. Ama gidenlerin böyle bir düşüncesi vardı dediğim gibi. Tamam. Yani bunda bir yanlışlık var, böyle bir şey olamaz. Biz bir suç işlemedik devletimize karşı. Bu sürgün kanununda bir sıkıntı var. Bundan dönülür diyorlardı. Yani devletimiz bundan vazgeçer, biz kısa zaman sonra geri döneriz diye ümit ediyorlardı. Yani Evet, onlara böyle anladım. bir şey söylenmemişti. Ve bunlara şu ülkeye git, bu ülkeye git denmiyordu. O zaman Simplon Ekspresi vardı, Sirkeci Garı'ndan kalkan. Bu ekspres birkaç rotası vardı. Paris'e kadar İstanbul'dan kalkıp çeşitli Avrupa başkentlerinden geçerek Paris'e kadar giden bir ekspres trendi bu. Bu trene bindirildiler. Tabii tren paralarını kendileri verdiler. Onlardan o aileler bölük bölük, kimisi 4 kişilik aile, kimisi 5 kişilik, kimisi 7 kişilik, kimisi 8-10 kişilik aileler bunlar. Hatta bunların yardımcıları, çocuklarına bakan mürebbiyeler, efendim hizmetkarları yıllarca o ailenin yanında durmuş, 30-40-50 sene o aileden ayrılmak istemeyen, yani sürgün kanununa göre gitmesi mecbur olmayan bazı hizmetkarlar da bunlarla beraber gittiler. Biz dediler, ne yapacağız burada kalıp, sizinle gelelim dediler. Dolayısıyla aslında 155 kişi değil, belki 250 kişiye çıktı bu kafile. Bunlar mesela bir aile, Abdülkadir Efendi, Sultan Abdülhamit Han'ın oğullarından Abdülkadir Efendi Sofya'da indi ailesiyle beraber. Bir başka aile Budapeşte'de de indi. Bazı aileler Viyana'da indi. Bazı aileler Paris'e kadar gittiler. Sonra Paris'te inenler baktılar ki ellerindeki bu para 3-5 ay sonra bitecek. Paris pahalı bir yer. Nice'e gittiler. Nice şehri bir zamanlar sürgüne giden Osmanlı ailesinin toplandığı bir merkez haline gelmişti. Şu anda maalesef hiç kimse yok. Ama bir zamanlar orada 30-40 tane böyle çocuklarıyla, aileleriyle beraber Osmanlı sürgün ailelerinin birleştiği bir merkez haline gelmişti. Çünkü Nice malum deniz kıyısında. O vatanlarından kovulmuş, vatan hasretiyle yanan insanlar İstanbul'u benzetiyorlardı Nis'i. Benziyor Efendim biraz, bir evet. sahil şehri, işte bu denizin diğer bir uzantısında da İstanbul var diyerek öyle hasret gidiyorlardı. Nis'te de çok hanedan üyesinin kabri de orada mevcuttur. Evet. Ben Nis'e gittim, Nis kabristanlığında bazı hanedan üyelerinin mezarlarında ziyaret ettim efendim. Evet. İstersen hepsinin hani hayatını anlatamayacağız da bir örnek olarak isterseniz bir örnek olarak Halife Abdülmecit Efendi yurt dışında hayatını nerede ve nasıl sürdürdü? Mesela ona bir projektöre ışık sürdürelim. O en azından bir örnek olmuş olur bize hani. Çünkü hepsinden ne de yani 150 kişi kaç demiştik? 154 kişi gitmiş, Türkiye terk etmiş. Hani hepsini konuşamayacağız bu akşam ama bir örnek olarak isterseniz Abdülmecit Efendi'den bahsedelim. Nasıl gitti, nasıl yaşadı, nerede yaşadı? Görelim bakalım hayatlarını görelim. Evet, Sultan Abdülaziz Han'ın oğluydu malum Halife Abdülmecit Efendi. Yani padişahlık devam etse Sultan Vahidettin'den sonra tahta çıkacak en yaşlı şehzade oydu. Ancak saltanat daha önce lağvedildiği, ortadan kaldırıldığı için meclis tarafından Ankara'da halife seçildi. Ve bu kendisine tebliğ edildi. Konut olarak Dolmabahçe Sarayı kendisine tahsis edilmişti. Fakat bu halifeliği uzun sürmedi. İşte dediğimiz şartlar sebebiyle 1924 Mart'ında hem halifelik kaldırıldı, kaldırılmakla yetinilmedi, bütün hanedan mensupları yurt dışına gönderildi. Bunlar arasında tabii en önce gönderilmesi gereken
halife olduğu için demin anlattığım gibi Evet. 15 gün falan beklenmedi. O gece daha kendisine tebliğ edildi. 4 Mart sabahı efendim Çatalca'da trene bindirilmişti bile kendisi. Abdülmecit Efendi genelde Paris'te yaşadı. Paris'te bir müddet yaşadı. Fakat o da yine oradaki şartların uygunsuzluğu sebebiyle Nice'e geldi. Halife de Nice'te yaşatmıştır. Ancak kendisi İkinci Cihan Harbi yıllarında 1944 sanıyorum vefat etti. Vefat etti Paris'te. Ve o zaman kızı Dürrüşehvar Sultan vardı. Dürrüşehvar Sultan aynı zamanda diplomatik pasaport da sahibiydi. Yani Hindistan mihracelerinden birisiyle evliydi. Yani Hindistan'ı meydana getiren o küçük federal devletçiklerden birinin başkanının oğluyla evlenmişti. İsmet İnönü'ye hususi olarak mektup yazdı. Babasının hiç olmazsa cenazesinin atalarının mezarlarının yanına defnedilmesini İstanbul'a. Ancak bu İstanbul hükümeti tarafı Ankara'daki hükümet tarafından İstanbul'a defnedilmesi kabul edilmedi. Dürrüşehvar Sultan ümidini hiç kaybetmedi. Halifenin naaşı efendim Paris Camii'nin bodrumunda bu sahnesinde morgunda yıllarca bekledi. Yıllarca bekledi. Sanıyorum 15 yıl bekledi. Artık Dürrüşehvar Sultan'ın ümidi kalmayınca efendim halifenin naaşı 15 yıl bekledikten sonra tam yılını şu an aklımda yok. Uzun müddet bekledikten sonra Medine-i Münevvere'ye götürüldü ve orada Baki, Peygamber Efendimiz'in kabrine yakın bir yere defnedildi. Yani halifenin mezarı şu anda Medine-i Münevvere'dedir. Demin söylemeye çalışıyordum. Maalesef bu sürgüne gönderilen şehzadeler yurt dışında vefat etseler bile cenazelerinin de Türkiye'ye sokulmasına müsaade edilmedi. Ne yazık. Yani hadi canlısından bazı gerekçelerle efendim çekiniliyor, itibar sahibidir, şudur budur deniyor da yani cenazesi neden kabul edilmiyor? Tabii onu da anlamak mümkün değil. Bu şekilde pek çok şehzade efendim 1974'te af çıkana kadar ona af denmesine de hanedan üyeleri zaten hoşlanmıyorlar. Biz suçlu muyuz ki affedildik diye. 50 sene içerisinde vefat eden hiçbir hanedan üyesi Türkiye'ye gömülemedi maalesef. Evet, gene biraz tercüme edeyim. Alors, les Kardeş, j'ai demandé donc où avait vécu et comment était partie la famille ottomane de la Turquie. Alors, dès que la décision a été prise par le gouvernement, donc sous la pression de l'Occident, ils avaient 3 jours, 4 jours pour partir. Donc, ils n'ont pas pu vendre leurs biens, ils ont rien gardé. Le peu d'argent qu'ils avaient, ils ont pris avec eux. Ils ont reçu 1 000 livres anglaises et ils sont partis. Alors, ils sont partis d'Istanbul direction Paris. Il y en a qui sont descendus à Sofia, d'autres qui sont descendus. Ils sont descendus chacun à des villes différentes pour faire leur vie. Et il y en a qui sont venus à Paris et voyant qu'à Paris, la vie était très, très difficile, que c'était cher, ils sont partis à Nice. Et à Nice, ils ont vécu là-bas parce que Nice est au bord de la mer, ça leur rappelait Istanbul. Donc, ils avaient l'impression un petit peu de vivre un peu à Istanbul tout en vivant à Nice. J'ai voulu également mettre le projecteur sur l'un des personnages emblématiques, c'est donc Abdülmecit Efendi. C'est Abdülmecit Efendi. Qui est Abdülmecit Efendi? C'était le personnage le plus vieux de la descendance ottomane, et c'est celui qui a inspiré à devenir donc le futur sultan, hein, le futur patron, disons, de la famille ottomane, et d'ailleurs qui avait été promu, disons, calife de représentant suprême de l'islam, et
comme c'était le personnage le plus dangereux, lui, on ne l'a pas donné d'heure de jour du tout. On l'a dit, tu t'en vas tout de suite. Et il est parti donc à l'étranger. Après avoir enlevé donc son rôle de calife, supprimé le califat, et c'était l'homme le plus dangereux, entre guillemets, pour le gouvernement de l'époque, et il a été expédié directement à l'étranger. Evet, sürgün edilen hanedan üyeleri gittikleri yerlerde ne işle meşgul oldular? Yani bunların meslekleri var mıydı? Ne işler uğraştılar, neler yaptılar? Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi efendim, Osmanlı Devleti devam ederken şehzadeler ve diğer hanedan mensuplarının uygulaması gereken bir takım kaideler vardı. Hatta bunlar saltanat nizamnamesi denilen bir yönerge ile de belirlenmişti. Yani yazılı bir doküman vardı. Şehzadeler ne yapar, nasıl hareket eder, hangi kaidelere bağlıdır, bunlar yazılıydı. Bir kere şehzadelerin hiçbir siyasi teşekküle üye olmalarına imkan verilmiyordu. Osmanlı'nın son dönemlerinde bir takım fırkalar falan kurulmuştu, partiler kurulmuştu. Ama hiçbir zaman bir şehzade bunlardan herhangi birine üye olamazdı. Şehzadelerin çoğunluğu, yani çocuk yaşta olmayanları hep askerdi. Bunlar kara deniz subaylarıydı. Orgeneral'den albay, binbaşı, yüzbaşı, üsteğmen rütbesinde asker idiler bunlar. Bunların bir kısmı gerçekten her gün askerle meşgul olan faal subaylardı. Yani birliklerinin başında bulunuyorlardı. Pek çoğu da fahri dediğimiz rütbe taşıyorlar. Ancak herhangi bir birlikte, askeri birlikte eylemli olarak vazife yapmıyorlardı. Bunlara fahri subaylar diyoruz. Ama hepsi rütbe taşıyordu. Dolayısıyla meslekleri askerlikti. Bunlar sürülünce herhalde gittikleri memleketlerin ordusuna katılıp askerlik yapacak halleri yok. Dolayısıyla çok çaresiz bir durumda kaldılar. Hani meslekleri yani, yoktu diyorsunuz. Askerlik eğitimi almış, harbiyeyi bitirmiş bir adam yurt dışına gönderildiği zaman hangi mesleği yapacak? Sana dil sorudu mu vardır? Şehzadelerden bir tanesi sadece doktordu. O da Sultan Reşad'ın oğullarından Mehmet Ziyaeddin Efendi'ydi. Göz doktoruydu. Onun dışındakilerin mesleği askerdi. Bunlar maalesef hayatlarını kazanmak için musikiye meraklı olan, bir müzik aletini, keman, piyano gibi aletleri çalabilenler çeşitli gazinolarda, lokantalarda piyano çaldılar, keman çaldılar. Yani padişahın oğlu keman çalarak hayatını Paris'te kazandı. Mesela Mehmet Orhan Efendi vardı Nis'te. Limanlarda arpa çuvallarını yükleme işinden tutun, yani hamallık diyelim buna, gemiye efendim arpa çuvalı yüklüyor. Şoförlük yaptı. İnsan taşıdı, yani taksi şoförlüğü yaptı. En son yaptığı işlerden biri de bir mezarlıkta bekçilik yapmaktı. Paris'te bir mezarlığın bekçiliğini yapıyordu. Oradan emekli oldu. Bu tip görevler yaptılar. Sultanlar bazen bulaşık yıkayarak hayatlarını kazanan padişah kızları ve torunları sultanlar oldu. Yani kadın üyeler. Tabii bunlar başına gelmeyen anlayamaz. Ne yapacaksınız? Oturduğunuz evin kirasını vermeniz lazım. Bakkala, kasaba, alışveriş yapmak için para lazım. Bunları temin etmek için herhangi bir yardım gelmeyince sadece Halife Abdülmecit Efendi'ye hala halife olarak bir itibarı olduğu için ve kızı da Hindistan racalarından birisiyle evli olduğu için özellikle Hindistan Müslümanlarından çok yardım geliyordu. Halife Abdülmecit Efendi de bunları elinden de geldiği kadar pay ediyordu. Ona şu kadar, ona bu kadar, böyle bir yardım da alabilenler olmuştu. Bu şekilde hayatlarını devam ettirdiler. İşte Bobby'de de mesela o Paris'te bir otel odasında ilaç içerek intihar eden Sultan Abdülhamit Han'ın oğullarından deniz subayı Abdurrahim Hayri Efendi
Hayri Efendi'nin bir tek kızı vardı. O da Mısır'da yaşıyordu. O zamanki haberleşme şartları içinde ona haber ulaştırmayı çok denedi. Evet. Ondan kızım ben burada zor durumdayım. Bir para gönder dedi. Ancak para da gelmeyince onlar tabii onurlu insanlar, gidip dilenecek hali yok. Maalesef hayatına bu şekilde son verdi. Kıymetli seyircilerimiz, Paris'te yaşayanlar, Bobigny Bobin, evet. mezarlığında, Bobigny Müslüman mezarlığında, efendim şimdi devletimizin ve sivil toplum kuruluşlarının yardımıyla çok güzel mezarları yapılan Sultan Hamid'in iki oğlunun mezarını orada ziyaret etsinler. Hani orada da hani bizim de küçücük olsa bile hani onurla söylüyorum onu da, bizim de küçük hayatımız olsa, biz radyomuzu açtığımızda madem bu konuya değindiniz, biz bu radyoyu açtığımızda 2017 senesinde bir arkadaş geldi. Yavuz Özdemir, İlknur Çınar isminde iki arkadaş geldiler. Radyo kardeşinin elemanları, tarihi seven, tarihi programları yapıyorlar. Bana dediler, bana burada Fransa'da tonton derler, amca dayı derler bana. Fransa'daki Türklerin tontonu olduk burada. Dediler ya, dedi hani böyle böyle bizim bir tarihimiz var. Mezarları gördük. Hani biz bunu böyle yitiremeyiz. Çökmüş, gitmiş. Bu bizim tarihimize sahip çıkmamız gerekiyor. Sevsek de, sevmesek de sahip çıkmamız gerekiyor dediler. Ve çalmadıkları kapı kalmadı. Biz de burada programlar yaptık. Bir iki programlar yaptık. Ve tabii ki bizim de mutlaka biraz katkımız olmuştur ki TİKA tarafından, Recep Tayyip Cumhurbaşkanımız tarafından da çok güzel mezarlar oldu. Hani aslında o pek önemli değil. Hani o deriz hani öldüler artık, mezar taşı güzel olsun olması pek önemli değil, ama aslında bu bir devlet meselesidir bu. Tarih meselesidir bu. Şimdi ben her zaman oradan geçince duruyorum ben orada. Ne zaman içeri girdiğimiz zaman iki tane mezar parlıyor orada, bembeyaz. Onda bizim tarihimiz parlıyor. Orada mezar parlamıyor, tarih parlıyor. Tam Kan isminde bir arkadaşımız çok mu takip ediyor bizi. Şehzade Osman Fuat Efendi ve Selma Hanım Sultan mezarına Paris ve Bobigny de diyor. Onları da evet orada duruyorlar. Nice'de yaşayan sonlara Paris'e geçti. Paris'e camiye gidiyordu. Gidiyordu ibadet etmek için. Suriye'de mezarların çoğu diyor. Suriye'de çoğu mezarların çoğu Suriye'de olduğunu söylüyor. Bordo'dan da selamlar geliyor. Teşekkür ederim. Evet, ben de hatırlatacaktım. Evet. Bobigny'de aslında Sultan Abdülhamit Han'ın iki oğlu, iki şehzadenin dışında aslında bir de Osman Fuat Efendi, Sultan Murat soyundan Osman Fuat Efendi hanedan reisliği yapmıştır. Ve general rütbesini taşıyordu. Ve demin bahsettiğim gibi fahri olan değil de bizzat bazı savaşlarda savaşmış, yaralanmış bir şehzadeydi. Osman Fuat Efendi aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü'nün başkanlarındandır Osman Fuat Efendi. Onun da mezarı var. Evet. Sizler oradasınız. İki şehzadenin mezarı yapıldı çok güzel. Ama Osman Fuat Efendi'nin de hanedan reisliği yapmış bir kişinin general rütbesi taşıyan Fenerbahçe başkanlığı yapmış. O Osman Fuat Efendi'nin de mezarının yapılması lazım. Onu O da seyircimize teşekkür ediyorum. Ele alıyoruz. Gereken bütün makamlarımız başını yani artmaya kararlıyız. En azından gideceğiz oraya, hepsini bulacağız. Çünkü aynı yerde değiller. Yani bilmiyorum, Bobine geldiniz mi bilmiyorum Aynı ama. yerdeler, aynı yerdeler. Yani 10 metre ötede. Allah, baktım ben her tarafa isim teker teker isimlere baktım, göremedim, orada silinmiş olabilir. Neyse bir bülteçle bakarız artık bu sefer. Onları da buluruz. Gerekirse Ben bütün resmini gönderirim size. tamam. Ya şaşırıyorum. Biz buradayız, göremiyoruz. Siz sirkeden resim Ben gönderiyorsunuz. ziyaret ettim orayı. Ziyaret Evet, ettim teşekkür. Bobigny'yi. Hani gerekeni yaparız burada. Elimizden geldiği kadar gerekeni yaparız. Program çabuk hızlı geçiyor. İsterseniz bugüne gelelim. Şu an Hanedan ailesi tüm torunları beraber kaç kişi, yani kaç kişi kaldı bu Hanedan ailesinden? Şimdi efendim, bir geniş aile var, bir de çekirdek aile var. Yani hanedan aileleri bütün dünyada böyle, kraliyet aileleri, imparatorlar ailelerinin bir hiyerarşisi var. Bu Osmanlı ailesinde de birinci sırada şehzadeler geliyor. Tamam. Yani imparatorluk devam etse tahta çıkması muhtemel kişilere şehzade diyoruz. Evet. Padişahların erkek evlatlarına, Evet. torunlarına şehzade diyoruz. Bu hiyerarşi böyle. Yani şu anda öyle bir makam yok ama biz nostaljik olarak bunu söylüyoruz. Yani şehzadelik diye bir makam Türkiye'de yok.
Evet. Ama bunların padişah soyundan geldiğini de inkar edemeyiz. Hocam Bunlar 24 kişi. siz konuşurken isterseniz ben sizin sitenizi hemen de arkadaşlarımıza göstereyim. En azından öğrenmek isteyenler varsa sizin sitenize gelebilirler. İbrahimpazan.com'a gidiyorlar ve orada çok güzel bir şekilde bir ağaç yapmışsınız böyle hani kim nereden geliyor, kim neyse oluyor diye. Onu gösteriyorum. Evet, devam edelim isterseniz en azından onu görene kadar. Evet, 24 tane şehzade var. Bu 24 şehzadenin en yaşlı olana hanedan reisi diyoruz. Evet. Hanedan reisi uzun müddet New York'ta yaşayan şehzadeler hanedan reisliği yaptılar son yıllarda. En son hanedan reisi vefat edince New York'ta yaşayan Osman Bayezid Efendi, Şam'da yaşayan Dündar Efendi'ye geçti. Ancak Şam'da yaşayan Abdülhamit Han'ın torunu Dündar Efendi de geçen sene vefat etti. Şimdi yeni hanedan reisi Harun Efendi'dir. Demin bahsettiğiniz Abdülhamit Kayahan Osmanoğlu'nun babası efendim Harun Efendi şu anda Osmanlı hanedan reisidir. Yani 24 şehzadenin en kıdemlisi kendisidir. İstanbul'da yaşıyor. Zaman zaman ziyaret edip elini öpmekle şerefleniyoruz Harun Efendi'nin. Sultan Abdülhamit Han'ın en büyük oğlu Selim Efendi'nin oğlu Abdülkerim Efendi'nin oğlu kendisi. Yani Evet. torununun oğludur Harun Efendi. Hanedan ikinci reisi dediğimiz en kıdemli, en yaşlı ikinci şehzade de İstanbul'da yaşıyor şu anda. O da Sultan Murat soyundan Osman Selahattin Efendi. Bunun dışındaki hanedan üyelerinin pek çoğu yurt dışında yaşıyorlar. Avusturya'da yaşayan efendim 3 tane şehzade var. Ve diğer Amerika'da yaşayanlar var. Çeşitli ülkelerde yaşayanlar hala var. İstanbul'da Harun Efendi'nin ailesi, işte Abdülhamit Kayahan Osmanoğlu, onun abisi Orhan Osmanoğlu, Orhan Osmanoğlu'nun oğlu Yavuz Selim Osmanoğlu. Evet. Bunlar Türkiye'de yaşıyorlar. Kayahan Osmanoğlu'nun 2 oğlu, onlar da bu 24 kişinin içinde Türkiye'de yaşıyor. Efendim, Türkiye'de yaşayanlar bunlar. Onun dışındakilerin hepsi İsviçre'de yaşayan var. Ülkeleri sayabiliriz istiyorsanız. Ya, evet, elinizde liste varsa hemen sayalım. Şey, peki o liste gelmeden önce bu aile olarak bunlar birbirini hani bu hanedanlar birbirini tanıyorlar mı? Birbirine iletişim kuruyorlar mı? Toplanıyorlar mı? Geçenlerde Abdülhamit Kayıhan Osmanoğlu'yla konuştuğumuzda evet dedi. Ara sıra toplanıyoruz dedi. Ve Türkiye Cumhuriyeti bugünkü Türkiye Cumhuriyeti onlara yardım ediyormuş hani birbirine toplansınlar diye. Efendim şöyle, demin söylemeyi unuttum. İngiltere'de de epey bir şehzade yaşıyor. Onu da söylemiş olayım. Londra ve diğer şehirlerde. İngiltere'de de çok şehzade var. Şimdi şöyle, bu pandemiden önce İstanbul'un fetih günlerinde, 29 Mayıs'larda ve Konya'da Şeb-i Aruz dediğimiz Mevlana Hazretlerinin vefat yıl dönümü törenlerine devletimiz bütün dünyadaki şehzadeleri ve sultanları davet ediyordu. Ancak 2-3 senedir bu yapılmıyor. Pandemi sebebiyle Evet. yapılmıyor. Bu vesileyle de işte bu şehzadeler, sultanlar ve yakın aileleri, çocukları gelerek birbirlerini görmüş oluyorlardı. Yani Brezilya'da yaşayan var, New York'ta yaşayan var, Oklahoma'da yaşayan var. Yani bunların böyle ha deyince birbirini görmesi o kadar kolay bir şey değil. Çünkü 100 senedir bunlar savrulmuşlar, vatanlarından uzak düşürülmüşler, bunlar yabancılarla evlenmişler, Almanya'da olanlar Almanya'yla evlenmiş, İngiltere'de olanlar İngiliz'le evlenmiş, Arap memleketlerinde olan Arap kadınlarla evlenmiş. Dolayısıyla ana dilleri zaman içerisinde bunların Türkçeden başka diller olmuş. Bir araya geldiklerinde Biraz zor. Ortak bir dil, belki Fransızca en çok bildikleri dil yani. Arap memleketleriyle efendim Evet. diğerleri Fransızca da bildiği için Fransızca belki konuşabiliyorlar. Yani öyle şehzade vardı ki efendim, Bahri Bey çok acıdır, vefat etti kendisi Amerika'da yaşıyordu, Cengiz Efendi. Annesi Türkiye'de yaşıyordu. Cengiz Efendi
İstanbul'a annesini ziyarete geldiğinde efendim annesiyle Fransızca konuşarak anlaşıyordu. Ay. Yani küçük yaşta annesinden ayrılmış, babasından boşandığı için o hanımefendi. Kendisi küçük yaşta kalmış, annesiyle hiç görüşmemiş 10 yıllarca. Böyle gariplikler, yani nasıl olur demeyin. Şunu da soruyorlar bana, ya niye bunlar Türk kızlarıyla evlenmediler? Şimdi düşünün, 50 yıl sürmüş sürgün, 50 yıl sürmüş. Yani İngiltere'de de yaşayan bir şehzadeyi düşün. Türk kızıyla evlendi. Evlenir evlenmez o Türk kızı Türkiye'ye giremeyecekler listesine kaydoluyor. Ha. Tabii şehzade hanımı olduğu için. Hangi baba bir şehzadeye kızını verir? Bir daha Türkiye'ye hiç adım atamayacak bir kişi haline geliyor. Diyelim çocuğu oldu. Çocuğu ya sultan olacak ya şehzade. O da hemen doğar doğmaz Türkiye'ye ebedi giremeyecekler listesine dahil Bu oluyor. 1974'ten Dolayısıyla öncesi değil mi? evet, Çünkü yani ondan sonra af geliyor. 1974'ten önce, Evet. 74'ten önce, Evet. 74'ten zaten sonra doğan, işte en önce doğan Abdülhamit Kayhan Osmanoğlu'dur. 74'ten sonra Türkiye'de doğan. Evet. Ondan önceki bütün şehzadeler hep yurt dışında doğmuş. Dolayısıyla bunlar mecburen oranın insanlarıyla evlenmek zorunda kalmışlar. Yani sebebi bu. Bunu da bazen anlamakta zorlanıyor bizim insanlarımız. Evet, Nurettin. Diğer zorlandığımız bir şey de insanlarımızın ya bunlar halife torunları. Efendim bunlar neden efendim İslamiyet'i tam olarak tatbik etmiyorlar? Yani babaları, dedeleri yaşasaydı halife olacaktı. Kendileri neden böyle? Yani öyle bir şehzade var ki mesela Avusturya'daki şehzadeler, annesi Alman, babasının annesi, babaannesi de Alman. Katolik Alman. Yani iki nesil. Böyle bir kimsenin, yani yurt dışında yaşayan soydaşlarımız iyi anlayacaktır bunu. Ben Türk'üm, Osmanlıyım demesi bile büyük bir ilerlemedir. Yani iki nesil Alman analarla büyümüş. Evet. Yani asimile olmadıklarına şükretmemiz lazım. Evet, peki asimile edilenler oldu mu? Yani bizim hepimizin öyle. Yani Yani şimdi hepimizin. arkadaşımıza şöyle söylemek istiyorum. Çünkü burada Fransa'da iki kelime kullanıyoruz biz genellikle. Bir Fransa'da hükümeti entegre kelimesini kullanıyor. Bir de asimile kelimesini kullanıyor. Hani şunları hani çoğu arkadaş vatandaşımız şunun farkına girdi. Hani aradaki farkını pek anlayamıyorlar. Entegre olsun, asimile olsun aynı zannediyorlar. Aslında çok büyük bir fark var. Ben şunu hani söylemek istiyorum size arkadaşlar. Entegre dediğiniz zaman insan kişiliğini koruyup bir ülkede ülkeye hani uyum sağlamak demektir. Mesela ben Fransa'da yaşayan bir Türk vatandaşıyım. Tamam, Fransız kimliğim var ama Türklüğümü unutmuyorum. Burada entegre oluyorum. Domuz yemiyorum falan filan diyelim. Hani İslam'ı taşıyorum burada. Bu entegre oluyorum. Bir ülkeye zarar vermeden, ülkeye uyum sağlayarak, kendi kişiliğimi, kimliğimi taşıyarak yaşıyorum. Asimile demek bir ülkenin vatandaşının tamamen vatandaşı olmuş oluyorsunuz. Hani kimliğini silip o ülkenin vatandaşı olarak o şekilde yaşıyorsunuz. Hani çok büyük bir fark var burada. Hani çoğu gazeteciler bile diyorlar niye işte Türkler asimili olmuyorlar. Kardeşim ben sana niye asimili olacağım ki? Ben zaten Türk'üm, kimliğim var benim. Ben senin Türk kimliğini hani ceketini giyemem ki. Hani asimili demek bu demektir. Hani varlığını, kimliğini unutuyorsun. Yaşadığın ülkenin varlığını, kimliğini de ceketini taşıyarak yaşama kalkıyorsun. Hani asimile demek budur onu arkadaşlar. Hani buna çok dikkat edelim. Ne kadar Türkçemiz zayıf olsa bile biraz Fransızcamız var. Hani bizi uyutmaya kalkmasınlar. Evet, yani asimile olmaktan şöyle diyorum. Yani ben Türk'üm, Osmanlı padişahlarının soyundan geliyorum diyorlar zaten. Bu asimile olmadıklarını gösteriyor. Ancak efendim Türkçe bilmemeleri, Kur'an-ı Kerim okuyamamaları, cuma namazına hiç gitmemeleri vesaire gibi, yani kültürlerinden mecburen uzaklaşmışlar. Yani Türkçe konuşma imkanı kalmamış, unutmuş. Annesi Alman, babaannesi Alman. Bu adam nasıl Türkçe konuşacak? Bu bakımdan. Ama şimdi bunlar bu 74'ten sonra efendim Türkiye'ye gelme izni çıktıktan sonra Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'deki akrabalarıyla görüşüyorlar. İsteyenler Türkçe öğrenmek için Türkçe kurslarına gidiyorlar. Yani gittikçe eskisi gibi gene
Türkiye'ye entegre olmaya, sizin tabirinizle, başladılar, öyle diyelim. Evet. Peki son sözlerime gireyim, şu anki sorulara gireyim de. Şu anki durumda sizce hani Doktor İbrahim Pazan olarak hani size konuşuyorum. Genel olarak değil de sadece size konuşuyorum. Bu kadar bilginiz var, bu kadar takibini ediyorsunuz. Tekrar hani ibrahimpazan.com sitesine gidin arkadaşlar. Gerçekten çok hani olumlu bir site, güzel bir site. Şimdi yurt dışındaki hanedan ailesini Türkiye'ye çekmek için çaba göstermemiz gerekiyor mu? Yardım etmemiz gerekiyor mu? Mutlaka onların varlıkları vardır. Hani mutlaka hani geri iade edilmiş olmuştur. Ama bu aileye, hanedan ailesine sahip çıkmamız gerekiyor mu bugün? Hani tamam, hatalar olmuş olabilir, yaptık olabilir. Aflar çıktı ve tekrar gelin ve hep birlikte yaşayalım dememiz gerekiyor mu sizce? Tabii yapılacak çok şey var. Bunlardan durumu iyi olan da var. Ancak durumu iyi olmayan da var. Mesela Beyrut'ta bir şehzade var. Sultan Abdülaziz Han'ın soyundan tek şehzade. Yani Sultan Abdülaziz Han'ın neslini devam ettiren bir tek şehzade var. Beyrut'ta yaşıyor. Beyrut şu anda yaşanacak bir yer değil. Beyrut yaşanacak bir yer değil. Kendisi İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça biliyor. Elektrik mühendisi. Yani ama işte yaşı 59 doğumlu. Efendim bir gönlü açık, Osmanlı'yı seven birisi çıksa da bu şehzadeye çıkıp kürek sallattıracak değiliz bu kadar bilgisinin yanında. Bir iş verse İstanbul'a gelmek istiyor. Bir tane eşi var, bir kendisi var. Ama bunların bir de mirasları var. Bahri Bey, Evet. aslında amcalarından, babalarından, halalarından kalan çoğunun miras davaları var. Ama bu miras davaları biliyorsunuz çok uzun sürüyor. Yani çoğu zaman ömrü yetmiyor insanların bu miras davası sonuçlanıp da onun bir semeresini görmeye ömrü yetmiyor. Yani aslında kimsenin yardımına muhtaç değil bunlar. Hepimizin anasından babasından bir oda bari kalmadı mı? Kaldı, bir bahçe kalmadı mı? Kaldı. Bunların babaları, dedeleri padişahtı. Çoğunun efendim sultansa onların kocaları Osmanlı paşalarıydı. Zengin insanlardı. Bunların devam eden miras davaları var. Ama 50 sene Türkiye'ye gelemedikleri için bir sürü karışıklıklar olmuş. Mahkemeler işin içinden çıkamıyor, çok uzuyor. Dolayısıyla bu mahkemelerin mesela hızlanması lazım. Devletimizin bu konuda bunlara yardımcı olması lazım. Dediğim gibi mesela bu Beyrut'taki şehzadenin İstanbul'a gelmeye niyeti var. Ne güzel yani dedesinin kabrini ziyaret ediyoruz efendim şeyde Çemberlitaş'ta. Ama kendisi efendim gelemiyor. Neden? Bir ev tutacak. Ailesinin geçimini sağlayacak bir gelire ihtiyacı var Türkiye'de. Bir iş bulması lazım. Yani bu kadar zenginlerimiz var Osmanlı'yı seviyorum diyen. Yani ben Osmanlı'yı seviyorum demek lafta kalmamalı diye düşünüyorum. Yani ben çoğu zaman dua ediyorum. Ya Rabbi bana eğer para vereceksen azıp sapıtacaksam zaten verme de. Yani keşke verse şu şehzadeye hemen bir iş bulup Türkiye'ye İstanbul'a getiririm. Yani bu benim ahirette efendim sevap umacağım en büyük iş olur. Öyle değil mi? Yani bu adamın yüzüne baktığın zaman efendim Abdülaziz Han'ı hatırlıyorsun. Abdülaziz Han'ın babası Sultan II. Mahmut Han. Onun babası Sultan I. Abdülhamit Han. Böyle gidiyorsun. Osman Gazi'ye kadar yürüyorsun. Yani böyle bir kişinin duasını almak bütün Osman Gazi'den hatta ondan önce Ertuğrul Gazi, Süleyman Şah oraya da git. Bunların duasını almak olur öyle değil mi? İnançlı insanlarsa. Ama ne yazık ki devletimizde işte başında bir sürü gayle var. İşte doların kurun değeri şudur budur. Bu 50 sene vatana sokmadığımız bu insanların çocukları, torunları hala daha arzu edilen seviyede itibarlarını kazanmış değiller. Yani hak ettikleri dedelerinden, babalarından kalan mirasları elde etmiş değiller. İstanbul'a misafir olarak geliyorlar. Çünkü İstanbul'da yaşamak için bir gelire sahip olmak lazım.
Evet. Yani anlatmak istediğim bu efendim. Evet, isterseniz şimdi sizleri kesmemek için bayağı mesajları okumadım. Geliyorlar, arkadaşlarla kırılıyorlar. Ya diyorlar, bizim mesajları okumayacaklar mı bunlar falan filan. Okuyorum arkadaşlar, okuyorum ama inanın hani o kadar güzel bir şekilde dinliyorum ki ben hani ağzından çıkan bir bal gibi sözleri İbrahim Hocam. Bir program yetmez Bahri Bey, bir program Ya yetmez. ben sizi tanıdım artık, peşinizi bırakmam, merak etmeyin, numaranız var bende, yandınız. Evet, Evet. isterseniz okuyayım, birkaç mesajları okuyayım. Serdar Ege selamlar diyor. Tanju Tamkan, tarihi seven bir arkadaşımız galiba bu. Çok çok takip ediyor bizi bu konuda. Tanju Tamkan Almanya'da yaşayan bir arkadaşımız. Almanya'da mı yaşıyor Sevgi Hanım'la bizi tanıştıran da kendisi o? Tanju Bahri Bey. Oldu. Tanju Bey, o zaman size sevgiler. Kendisine selam ediyorum Sevgi Hanım'la beraber. Ben o fotoğraflardan bahsetmiştik. Ben gönderebilirim diyor. Allah'ım yarabbim ya. Ya biz buradayız. Bu bini bize inan hani 15 dakikalık yer. Ama vakti alacağım. Teker teker mizanın hepsini bir inceleyeceğim. Bulacağım onları. Ama tabii ki fotoğraf varsa size bir hikaye anlatayım isterseniz. İbrahim Hocam. Gülüyorum çünkü çok garip bir şey. O Yavuz Özdemir arkadaşımız elinde bir fotoğraf var. Ben de mezarlıktayım, böyle selfie yapıyoruz telefonla beraber. Ya diyorum, beni göster, nerede olduğunu bilmiyorum. Bana bakıyor, böyle fotoğrafa bakıyor. Sağa dön, sola dön. Hani uzaydan navigasyon gibi götürdü beni. Ve o şekilde mezarları bulduk. Kırılmıştı, çökülmüştü falan. Oradan birkaç fotoğraf çektik. Birkaç programlar yaptık dediğim gibi. Ama siz de tabii ki Tanju Bey yok. Siz de İbrahim Bey. Fotoğraflar varsa bana gönderin. Ben onu en kısa zamanda bu hafta içinde bulurum onları ve tekrar sitemizde yayınlarım. Sonra hiç sorun yok. Burhan Sarsan, çok güzel bir program oluyor. Tebrikler, teşekkür ederim. Acan Koton, selam herkese. Erzu Enver Erdoğan, tebrikler sevgili İbrahim Bey. Ağzına sağlık. Tebrikler geliyor bu güzel program için. Tanju Tamkan'dan da geliyor. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar sizlere. Ne zaman biz gerek Türkçe gerek Fransızca Facebook'ta yani tarihe program yaptığımız zaman tarihle ilgili nedense yani ne kadar çok insan görse bile 3-4 kişi gösteriyor. Fazla kimse göstermiyor. Ama ne zaman müzik programları yapalım, tamam mı? Sanki bütün kilitler açılıyor, yapabilirsiniz. Türkiye tarihinden konuştuğumuz zaman ya bir Fransız tarihçisi var Türkiye'de, Ankara'da, Maxim Guan isminde Türkiye tarihini bize anlatıyor. Bir kişi bakıyor bize, hani başka kimse görmüyor. Hani 10 bin taneden fazla bizim hesaplarımız, insan yani takipçimiz var. Bütün her taraftan yayınımız var. Ama ne zaman Türkiye tarihine bahsettiğimiz zaman bir kişi, iki kişi. İşte Lozan Anlaşması'nın yazılı olmayan maddeleri işin içine giriyor. O devletler, o şeyler işte sosyal medyalar sizi engelliyor. Acayip Bir bir kişi şekilde. takip ediyor, gösteriyor. Evet, acayip bir şekilde engelliyorlar ki üstelik bir Fransız bir soru sordu bize bir o arkadaşla program yaptığımızda anından o mesaj gelmiş hani soru çok basit bir soru ya hani bu işte bu tarihte nasıl oldu diye bir soru sordu orada anında bana gönderdiği mesaj gelmiş siz Facebook hesabına aykırı ediyorsunuz hesabınız dondurulmuştur diye. Bilmem kaç gün donduruluyor yani. Yeter ki Türkiye tarihinden bahsetmeyelim. Üstelik Fransızca da konuşmayalım. Bizim radyomuzda Fransızca tarihimizi anlatmaya uğraşıyoruz. Türkiye'mizi, varlığımızı, kültürümüzü anlatmaya çalışıyoruz. Biliyoruz bütün bunları rahatsız ettiğimizi ama inadına gidiyorum ben. Onlar hesabımızı kapatana kadar ben gideceğim. Bundan emin olsunlar. Mustafa Kemal Paşalıyız. Yani Bursalıyız biz de beraber. Biz de Türkiye vatandaşına geliyoruz. İnatçıyız biraz. Mesajı okuma devam edelim. Öyle mi çok sevindim Dört Tanju. Arzu Enver Erdoğan benden başka aileden kimse seyretmiyor mu bunu diyor ya diyor Arzu anlattıkça. Enver Hanım da hanedan mensubudur. Efendim Sultan Abdülmecit Han'ın torunu, Naciye Sultan'ın torunudur. Enver Paşa'nın da torunudur aynı zamanda Arzu Enver Hanım. Arzu Enver Hanım hoş geldiniz radyo kardeşe Arzu Enver Hanım. Görüyorsunuz bizim için önemlisiniz, değerlisiniz. Onun için elimizden geldiği kadar programlar yapıyoruz. Takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Benim yazdıklarım okunmuyor mu? Okuyoruz, okuyoruz. Geliyor ama sırası gelince geliyor. İrfan Taşdelen, hayırlı yayınlar. Çok güzel bir konuya iktikal ettiğiniz diyor. Teşekkür ederim. Sevgi Çelik Başkanımız gelmiş, hoş gelmiş. Hayırlı akşamlar Bahri Bey. Program için çok teşekkür ederim diyor. EYYOK Derneği ve şahsım adına Sayın Doktor İbrahim Pazdan hocamıza katıldığı için çok çok teşekkürler ediyorum. Eğitici programların devamını gelecek inşallah daima.
Tabii ki ben burada ya zaten radyonun kurucusu benim. Ben yaşadıkça bu radyoyu aynı ayakta tutmaya kalkarım ve kesinlikle vatanımızı ve varlığımızı ister Osmanlı olsun ister Atatürk tarafından olsun her zaman desteklemek için açtım bu radyoyu ve elimden geldiği kadar desteklerim. Tabii ki sizin de maddi manevi destekleriniz olursa bu radyoyu Fransa gibi bir ülkede yaşatmak kolay değil görüyorsunuz hani Facebook dahilinde. Çok zorluklar yaşıyoruz ama fark etmez. Ben buradayım ve 60 kişi radyoların arkasında var. Sunucularımız var. Değişik değişik programlar yapıyoruz. Biraz da kendi reklamımızı yapalım ya. 60 kişi burada işini gücünü bırakıyor. Her akşam geliyor. Ayda bir defa program yapıyor. Sanatçı olabilir, şairlerimiz olabilir, tarihçilerimiz olabilir. Ve sizin gibi değerli hocalarımız var İbrahim Pazan. Çok teşekkür ederim. Hani bu programa katıldığınızdan dolayı. Üstelik öğrendim ki topraksınız ya. Aynı ülkeden geliyoruz, aynı Evet, memleketten geliyoruz. Bursa artık Mustafa Kemal Paşa. elimiz mahkum. Evet. Evet. Devam edeyim sevgili çek. Aleyküm selam İbrahim Bey. Evet Arzu Enver Erdoğan. İbrahim Bey bir daha dinlemeyeceğim sizi. Beni cevaplamıyorsunuz. Ya o sizin suçunuz değil. Görüyor musunuz bak. Ama sonra şimdi mesajları okuyalım bakalım. Ya Arzu Enver Hanım İbrahim Bey değil. Mesajları ben okuyorum. O zaten Facebook'unu açmadı. Paylaşmadı bile. Şimdiden sonra paylaşacak ki hani program başlamak için bunu yaptık. Say say ben takip edemedim. Ama biliyorum her şey güzeldi. Say say beni de çekemiyor Facebook. Mark engelliyor ama devam etmemiz gerekiyor. Tamkan. Efendim bu arada tanıtmak istiyorum Erdoğan Hanım, Naciye Sultan ve Enver Evet, Paşa'nın torunu. demin söyledim. Evet. Kusura bakmayın. Biz hani ben de 50 seneden beri Fransa'dayım. Yani Osmanlılar tarafından gelmiş gibi olduk. Türkçemiz biraz zayıf. Onlara da inanıyorum yani ne kadar zor durumlarda küçük yaşlarına gittikten sonra anası babası işte hepsi birisi Türkçe konuşmuyor. Geldi onlara Türkçe öğret. Kolay değil. Ben bile yani 50 seneden beri buradayım. Görüyorsunuz Türkçem ne kadar böyle zık gidiyor böyle. İdare edin siz de arkadaşlar. Ajan Koton aynen Türk iyiliği kötüleyenlerin sorunu yok. Sevip övenlerin hesapları bloke oluyor. Benim de bloke oldu 3 defa. Görüyor musunuz hani ne zaman Türkiye'den bahsediyoruz. Ne kadar zor şartlarda yaşıyoruz ama önemli değil. Biz yolumuza devam. Tonton Allah uzun ömürler versin ama biraz genç değilsin. Biraz genç değilsin. Dikkat ediyor say say. Ya beni yaşlattılar ya. Ya ben yaşlı değilim, gencim ben. Değil mi İbrahim Hocam? Tabii. İrfan Tacdelen sizden gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız. Siz bizim sesimizin yüreğinize sağlıksınız. Teşekkür ederim. Ve Gülsün Bağ iyi akşamlar, iyi yayınlar. Evet, çok çok teşekkür ederim hocam. Programın sonuna geldik ama son sorum var sizlere. Biz ilk program yaptığımızda bu şehzadelerden bahsettiğimizden, Osmanlı'nın devamından bahsettiğimizde Fransızca program yapmıştık o zaman. Ta Tunus'tan mesaj geldi. Benim eşim işte hani hanedan ailesinden birisi olduğuna inanıyoruz. Fotoğraflar çok var etrafımızda. Hani daha hani kanıtlayacak bir şekilde evimizde evraklar var. Ama maalesef hani kime ulaşacağımızı bilmiyoruz. Senelerden beri ayrıldık. Hani böyle konular geliyor. Hani sahtekarlık var mı çok? Yoksa gerçek mi bunlar bu düşünceler? Şimdi efendim 1924 Mart'ında efendim yurt dışına sürülenler belli. Hepsinin ismi, cismi, kimin oğlu olduğu bunların hepsi belli. Daha sonra bunların çocukları, çocuklarının çocukları bunların da tespit edildi. Hatta 10 sene önce şöyle bir doküman yapıldı. Bu Osmanlı Hanedan ailesinin Sultan II. Mahmut'tan itibaren yaşayan, vefat eden hepsinin isimlerini barındıran bir doküman. Bunun hazırlanmasında ben de çalıştım. Evet. 2011'de basılmış bu. Tabii 10 sene içinde doğanlar oldu, vefat edenler oldu ama ben bunları takip ediyorum. Yani şu anda ben işte şehzadeyim, ben sultanım deyip de bu kitapta ismi yazmıyorsa şeydir yani yalandır diyelim artık veya kendisi öyle inanıyordur. Sürülenler belli. Öyle olsa sürülürdü. Yani
Şehzade olmayan birinin şehzadeyim demesi tabii uygun bir şey değil. Yani belki de ben şöyle düşünüyorum İbrahim Hocam. Belki hani kendileri de inanıyordur buna. Belki evlerinde ninesi Evet. dedesinden bir fotoğraf kalmış olabilir. Biraz önce bir arkadaştan bahsettim. Cezayirli kendisi. Ben de diyor hani Atatürk'ün kendisi Atatürk'ü sevmez ha. Hani Atatürk'ü sevmez çünkü Atatürk işte hainlik yaptığından dolayı falan konuşur bu konuda. Ama ben de diyor Atatürk'ün diyor hani portresi var evde diyor. Hani onlar da belki de dedelerinden kalmış portreler kalmış olabilirler ve onlar da belki inanabilirler ki belki bizim de kanımız vardır hani şehzade olabiliriz hani hanedan ailesinden olabiliriz diye düşünebilirler hani kötü niyetli olmayabilirler de onlara da cevap vermek de Yani olmak. kötü niyetli olan var, olmayan var. Bu ailenin hala itibarlı olması sebebiyle bundan bir menfaat uman, kötü niyetli olan sahtekarlar var. Bir de dediğiniz gibi işte dedesinden, ninesinden yalan yanlış bir şey duymuştur. Onu gerçek sanan iyi niyetli iddia sahipleri var. Ama bunların hiçbirisi geçerli değil. Şu anda 1924'te kimler sağ ise onların çocuklarının, torunlarının hepsi belli. Hepsi belli. Efendim, onun dışında ama diyelim yurt dışında bir şehzade şeytana uyup efendim başka bir çocuk yaptıysa onun DNA testi yaptırması lazım. Onu bilemeyiz. O Evet. kadarını bilemiyoruz. Biz meşru olup kayıtlara geçenleri biliyoruz. Evet, tekrarlıyorum arkadaşlar. Biz dinleyen arkadaşlar tekrarlıyorum. İki tane site aklınızda tutmanız gerekiyor. Birisi ibrahimpazan.com sitesine gidiyorsunuz. Orada bir ağaç var, köken ağacı var. Bir şehzadeler ve o anadan aklında. Oradan görebiliyorsunuz kimin kiminle çocuğu, nerede, nasıl oldu. Orada bir renkler var. O renkleri anlayamadım. Yeşil renkler var, bir de turuncu renkler var. Bir de beyaz renkler var. Onlar nasıl anı... Yeşil renkler şehzadeler, turuncu renkler de sultanlar. Peki Yani beyazlar... şu anda 24 tane şehzade orada görülüyor. 13 tane de sultan var. Yani padişah ve şehzade kızı var. Tamam. Dolayısıyla bu ilk kademe hiyerarşisi var dedik ya. Tamam. Bunlar 24 artı 13, 37 kişi. Onun dışında sultanların bir de çocukları var o ağaçta görülmeyen. Evet. Bunlar da Sultan Reşat ve Sultan Vahidettin zamanında yayınlanan saltanat nizamnamelerinde hanedan mensubu olarak tanıtılmışlardır sultanların çocukları. Bunları da sayarsak en üstte 70 kişi sayılabilir yaşayan şu anda. Efendim, tabii bunların da çocukları var. Bunların da yani gram olsun padişah kanı taşıyan kim var derseniz şu anda 300'ün üzerinde dünyanın çeşitli yerlerinde yaşayan, padişah kanı taşıyan kimseler var. Ama bu kadar uzağa gidildiği zaman Hristiyanlarla evlenip Hristiyan doğmuş kimselerle de rastlayabilirsiniz. Yani çok uzak. Evet. Evet arkadaşlar dediğim gibi unutmayın bir sitemiz var. İbrahimpazan.com sitesine gidiyorsunuz. Bir de Avrupa'daki Türkler.com sitemiz o da bize ait bir site var. Bu sitede biz bir yola çıktık. Bütün tarihçi arkadaşlarımızı çağırıyoruz. Bütün bu Osmanlı tarihimize değer veren abilerimizi, ustalarımızı, hocamızı çağırıyoruz. Gelin hep birlikte nerede ne bir varlığımız varsa tarihten kalmış Osmanlı'dan kalmış ezdirmeyelim kaybolmasın çünkü yurt dışında biz kendi her gün görüyoruz burada hani ellerinden geldikçe böyle bir sahip çıkmadıkça nasıl bu mezarlarımız gidiyordu kayboluyordu bütün tarihimiz kaybolmasın en azından bizim sitemizde Avrupa'daki Türkler.com sitemizde ben el verebilirim sorum değil burada bu var küçük bir tarih hani söz bir şeyler yazabiliriz oraya ki bir insan mesela İngiltere'ye mi gitti Almanya'ya mı gitti Avusturya'ya mı gitti Yunanistan'a mı gitti. En azından orada görebiliriz ne var ne yok. Sahip çıkarsak inanıyorum ki tarihimiz tekrar parlar, tekrar parlatırız burada hep birlikte. Çok çok teşekkür ederim. Bir son sözünüzü alabilir miyim İbrahim Pazan hocam? Bizi dinleyen Efendim ben vatandaşlarımız için. kendilerini göremesem de bu yurt dışında yaşayan soydaşlarımızla beraber olmaktan çok mutlu oldum. Almancı dediğimiz bir aileden gelmiş olmak hasebiyle. Yani düşünün bir kardeşim Almanya'da doğdu benim. Çok iyi bilirim oradaki hayatı, oradaki insanların yaşantılarını, çektikleri sıkıntıları, vatan hasretliklerini. Çok memnun oldum. İnşallah başka bir programda yine buluşuruz.
Bu akşam çok şeyi bir araya sıkıştırmak zorunda kaldık. Belki anlaşılmaz hale geldi. Oldu, Daha sonraki anlaşıldık. programlarda böyle konu konu yaparak daha anlaşılır bir şekilde yapalım diyorum. Valla benim için çok anlaşılır bir şekilde geldi. Tamam, belki siz başka plan yol çizmiş olabilirsiniz ama hani biz burada düşüncelerimizi size sorduk. Hani net bir şekilde cevapladınız. Tabii ki memnuniyetle Radyo Kardeş ve Kardeş TV'nin hatları, kapısı her zaman açıktır ve sizin peşinizi bırakmıyorum. Hani bu programlara devam edeceğiz, inanıyorum. Tabii ki kabul edersiniz. Çok çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar dilerim sizlere hocam. Bütün Türkiye'den olsun, bütün dünyadan olsun, bütün biz dinleyen vatandaşlara selamlar sunuyorum ve en kısa zamanda başka bir programlarla devam ediyoruz. Seviliyorsunuz. İyi geceler diliyorum sizlere. Görüşmek dileğiyle. Sağ ol.